Nedir Türk Piyasi Eğitimi? İkinci dersimize hoş geldiniz. Birinci dersimizde Nedir Türk'ün genel özellikleri hakkında bilgi vermiştik. Bu dersimizde ise piyasi ile online işlemler hakkında bilgi vereceğiz. Öncelikle yeni bir proje oluşturduğumuzda hardware'ı ilk önce oluşturmamız gerekiyor. Hardware sekmesinden CPU'yu ekliyoruz ve CPU'nun ayarlarını yapıyoruz. Mevcut piyasamızın adresi 0 olduğu için bunu da 0 olarak ayarlayalım. IP adreslerini verelim. Ve router'ımıza göre gateway adresini ayarlayalım. Testimiz için bir tane 16 input, bir tane de 16 output'luk modül ekleyelim. Hardware'ımızı oluşturduk. Program kısmına geçebiliriz. Şu anda startup blok açıldı. Buraya yazdığımız program sadece PLC ilk açıldığında bir kere çalışacak bir programdı. Bunun için biz main'i seçiyoruz ve sürekli çalışmasını istediğimiz programı buraya yazıyoruz. Yani açık kontak ile işe başlayalım. Bir tane daha açık kontak koyalım. Input 0.1 ve bir tane de output koyalım. Bu 0.0 olsun. Şimdi PLC'ye bütün bunları yükleyebiliriz. Yüklemek için piyasi bağlantı ayarlarını yapmamız gerekiyordu. Onu yapmayı unuttuk. Herhangi bir piyasi bir program yüklü değil iken ilk yükleme mutlaka seri porttan yapılması gerekir. Çünkü piyasi alacağı IP adresini henüz bilmiyor. Hardware'da ayarladığımız IP adresi seri porttan yaptığımız yükleme sonrasında piyasiye kaydedilecektir. PLC'nin adresini ayarlıyoruz ve bağlantı test, timeout süresi çok uzun, onu da kısaltalım. Bağlantı test butonuna basalım. PLC bağlantısı kuruldu. Eğer PLC'nin adresini bilmiyor olsaydık, PLC bulma fonksiyonu ile ağdaki bütün PLC'ler aranarak uygun durumda olan PLC'ler bu listede listelenecekti. Biz listeden istediğimiz PLC'yi seçip tamam butonuyla bu PLC üzerinde çalışmaya başlayabilirdik. Eğer baud rate'ini bilmiyor isek tüm ihtimalleri tara seçeneğini birlikte belli baud rate'ler seçerek o baud rate'ler arasında tüm parite ve tüm stop bit ihtimallerine göre bir tarama gerçekleştirebilirdik. Bu tarama uzun süreceği için şimdi gerçekleştirmiyorum. Evet, piyasi bağlantı ayarlarını yaptıktan sonra yüklemeye geçebiliriz. Piyasimiz boş olduğu için ilk önce bütün bloklar ve piyasi konfigürasyonunu yüklememiz gerekir. PLC konfigürasyonunu yüklemeyi seçtiğimiz için PLC çalışır durumda ise durdurmadan önce bizi ikaz edecektir. Durdurayım mı diye soracaktır. Evet, durdur diyoruz. Yükledi ve gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde yükledi. Evet, şu anda programımız küçük ama büyük bir program da olsa yine aynı şekilde çok hızlı olarak yükleyecekti. PLC yüklemesi tamamlandı. PLC çalıştırılsın mı diye soruyor. Evet dersek PLC run konumunu alacak ve kodun gereği olan işleri yapmaya başlayacak. PLC çalıştırmasını söyledik ve burayı kapattık. Artık status on butonuna basarak online olabiliriz PLC'nin. Online olduk ve input 0'ın enerjili olduğunu, input 0.1'in gelmediğini, dolayısıyla yeşil akım çizgisinin input 0.1'e kadar gelip orada kaldığını gördük. Daha sonra input 0.1'den sonraki çizgilerde kesik kesik çizgiyle akımın orada oraya iletilmediğini görüyoruz. Şimdi ben 0.1'i de veriyorum. Output'umuz çıktı. Yeşil olarak da gösteriliyor. Input 0'ı kestiğimde input 0'ın kenar çizgileri siyah ve gelmediği açıkça belli oluyor. Input 0.1'in kenar çizgileri ise yeşil. Bu input'un hazır olduğunu, input 0.0 gelmiş olsaydı elektriğin buradan geçeceğini gösteriyor. Biraz kodumuzu zenginleştirelim. Bir satır daha ekleyip yeni bir input ile program kontrolden return block komutunu görelim. Bu sefer sadece main bloğu yüklemek istiyorum ve diğerlerini seçmedim. Main bloğu yükledim. Tekrar online oldum. Şu anda farklı bir şey göreceğiz. Input 02'yi aktif ettiğimde program return block komutundan dolayı aşağıyı taramadan bu bloğu terk edecek. Ve terk ettiğimde taranmayan kısımlar gri renkli silik olarak gösteriliyor. Ama buna rağmen kısımlardaki değişkenlerin değerleri siyah ve yeşil kenar çizgileriyle
ifade ediliyor. Böyle küçük bir blok yola çıktık. Şimdi gitgide zenginleştireceğim. Increment unsigned komutunu kullanacağım. Bu komut ile her seferinde bu yazdığım input double 8 değişkenini bir bir artıran bir fonksiyon yaptım. Ve göstermek istediğim başka bir özellik var. Bu özellikle eğer online olduğumuzda artık input double 8 yerine input double 8'in gösterdiği sayıyı görüyoruz. Bunun üstüne tıkladığımızda ise bir saniyeliğine o adresi görme şansına sahip oluyoruz. Böylece büyük programlarda aynı pencere içerisinde hem değeri hem de adresini görme şansını yakaladık. Programımızı biraz daha genişletelim. Bu sefer bir timer uygulaması yapalım. Timer 2'nin kapalı kontağı olsun. Burada bir tane timer koyalım. Timer 1'i 1 saniye flag double 500'de de timer'ın değerini tutalım. LeaderTurk'ün diğer piyasa programlarından farklı üstün bir özelliği de output'ların arkasına da yeni şartlar ekleyebiliyor olmaktır. Yani her zaman her satırda bir tane program bölgesi olmak zorunda değil. Buraya bir tane açık kontak ekleyip timer 1'in açık kontağından bu sefer farklı bir timer çalıştıracağım. Buna da flag word 1000 diyelim. Görüldüğü gibi şu iki bu şartın arkasına yeni bir şart ekledim. Bunları çoğaltabilirim. Bunları daha değişik alt alta da ekleyebilirim. Evet, şimdi bir o timer'ımız çalışıyor, bir bu timer'ımız çalışıyor. Timer'ların durumuna göre de eklediğimiz increment komutu bazen çalışıp bazen çalışmıyor. Hatta input'u kestiğimizde artık timer'ın durumuna göre çalışacağı vakitte input 0.0 akımı geçirmediği için çalışmasına devam edemiyor. Görüldüğü gibi LeaderTurk son derece esnek ve alt alta yan yana bir sürü farklı kodları bir arada çalıştırabilecek kabiliyette. Bu şekilde birbirinden bağımsız 16 satırımız var bir network'te. Bunların hepsini farklı işleriniz için kullanabilirsiniz. Ve yeni network'ler ekleyip her network'te farklı kodlar yazabilirsiniz. Evet, status fonksiyonunu bir de data blok üzerinde gösterelim. Online işlem fonksiyonumuzu. Data blok 0, daha önceki dersimizde anlattığımız gibi sistem data bloğu. Bu sistem data bloğunun değişkenleri sistem tarafından kontrol edilir. Örneğin burada frekanslar otomatik olarak belirlenen frekansla çalışıyorlar. Aşağıda PLC'nin saati var. Burada milisaniyeyi görebilirsiniz. Burada saniyenin ilerlediğini görebilirsiniz. Ve bunları değiştirebilirsiniz de. Örneğin şurada boş bir alana gidelim. Boş bir alanda burada write value kısmına bir değer yazıp enter'a bastığınızda bu değer PLC yazılır ve PLC'den okunan değer de bu kısımda gözükür. Data bloklar 3 sütundan oluşur. Initial value. Data blok ilk yüklendiğinde bu değerler ile yüklenir. Daha sonra bu değerlerin herhangi bir önemi yoktur. Daha sonraki ikinci sütun aktüel value. Bu sütunda PLC içerisinde bu data bloğun sahip olduğu değeri gösterir. Write value sütununa ise yazdığınız değerler PLC'ye aktarılır. Bu şekilde status penceresi status fonksiyonu açıkken, yani PLC'de online iken bloklar arasında hızlı bir şekilde geçiş yapabilirsiniz. Her blok için ayrı ayrı online olmaya gerek yok. Bir kere online olduğunuzda tüm bloklar online olmuş sayılır. Siz hangi bloğu açarsanız o bloğun çalışmasını izleme şansınız olur. Evet, status izlemelerinin yapıldığı ikinci bir sayfada status chart menüsüdür. Bu menüde
PLC registerlarını gruplayabilirsiniz. Örneğin input 8.0, input byte 8, input word 8, input double 8 diye aynı alanı kapsayan birçok farklı yazım tekniğiyle yazabilirsiniz. Bizim test için galiba input byte 10 ve input byte 11 sürekli değişen iki tane değer elde ettik. Timer 1 ve timer 2'leri de burada izleyebiliriz. Bu şekilde yeni tablolar ekleyebiliriz. Ve bu tabloda farklı değerler izleyebiliriz. Hatta biraz şey yapalım. Flag double 500 ile flag word 1000 imiş. Flag double 500, flag double 500, flag word 1000 değişkenleri. Bunlar iki timer'ın değişkenleri. Evet, burada oluşturduğumuz bu değişkenleri grafik olarak izlemek istediğimizde grafiğe eklememiz yeterlidir. Bu grafikli izleme fonksiyonu da diğer piyasa programlarında olmayan bir özellik. Yapmış olduğunuz piyasa programını grafik olarak takip edebilirsiniz ve kontrol işlemlerinin ne kadar başarılı olduğunu, yani nerelerde hata yaptığını daha iyi anlayabilirsiniz. Online olalım. Görüldüğü gibi online olduğumuzda bir taraftan grafiğimiz çizmeye başladı. Bir taraftan da değişkenleri burada görüyoruz. Şöyle yapalım. Right value sütununa yazdığımız değer otomatik olarak PLC'ye aktarılacaktır. Data bloklarda olduğu gibi. Grafik pencerelerini biraz daha görsel hale getirebilirsiniz, büyütüp genişletebilirsiniz. Clear chart value fonksiyonu ile yeniden çizmesini sağlayabilirsiniz. Export PDF ile bunun grafiğin dışarıya aktarılmasını sağlayabilirsiniz. Tekrar eski haline getirelim. Evet, online iken diğer menülere geçebilirsiniz. Bu şekilde sol taraftan farklı farklı gruplar, default grubu, yeni grup şeklinde gruplar yaparak yazdığınız PLC programını bölüm bölüm değişkenleri izleme şansına sahip olacaksınız. Bir diğer izleme metodu Modbus RTU ve TCP/IP modülüdür. Bir de bunun slave'i var burada. Biz master'ı kullanalım. PLC programı yaparken artık otomasyon sistemleri genişlediği için hiçbir zaman tek cihaz yok. Mutlaka birçok cihaz oluyor. Bir taraftan PLC register kısmından PLC'ye bağlanıp diğer taraftan başka bir cihaza bağlanıp onu da takip etmemiz gerekebilir. Bu amaçla Modbus RTU kısmını ekledik. Ama bizim şu anda farklı bir cihazımız yok. PLC'miz var. Dolayısıyla yine aynı noktadan PLC'ye bağlanacağız. Station ekleyelim. Bir grup ekleyelim. Buradaki menü artık PLC Register'daki gibi direkt input output adresini yazarak değil, PLC'nin Modbus haritasına uygun şekilde Modbus adreslerini yazarak gerçekleşir. Evet, gördüğünüz gibi good yeşil olarak sayıyor. Haberleşmemizi sağladık. Değişkenleri izliyoruz. Haberleşmemiz son derece hızlıdır. Burada değeri küçülterek bunu görebiliriz. Son derece hızlı bir şekilde seri porttan haberleşiyoruz. Bir diğer yöntem Ethernet'i deneyelim. Evet. Ethernet'ten de aynı şekilde haberleşebiliyoruz. PLC'miz Ethernet özelliği sayesinde Ethernet internet üzerinden izlenebildiği gibi internet üzerinden de programlayabilirsiniz. Status penceresinde herhalde anlatılacaklar bundan ibaret. Bir diğer menüye geçelim.